insan. Haftalık burcumuza hoş geldiniz. Koçlar için sürpriz, gelişmiş, daha keyifli, daha güzel bir haftaya giriş yaptınız. Artık geçmişi takmıyorsunuz. Evet, ödemeleriniz var ve işlerinizle ilgili yaşadığınız aksilikler de oldu ama bu hafta sakin 15 Temmuz, 15 Nisan sizin için gerçekten ne istediğinizi bilen bir haftaya giriş sağladınız. İşinizde güzel yenilikler ve güzel paraların akışı söz konusu olacak. Hatta almak istediğiniz evi planladınız. Allah kısmet ederse Haziran sonuna kadar bu evde gerçekleşmiş olacak. Ama özel hayat konusunda da miskin giden ilişkiyi beklendirme haftasına giriş yaptınız. Hatta evlilik kararı veren bazı koçlar için yani 15 Nisan'dan sonra radikal bir karar, doğru noktayı bulma. Evlilikleriyle ilgili sorun, boşanalım mı, boşanmayalım mı, hep kavga ediyoruz ve aileler birbirine gitti dediğiniz hafta aslında geride kalıyor ve evlilik kurtarma haftasına giriş yaptınız. Sağlık olarak da belki mide ve kalp ve boğaz bölgemizin hassasiyeti söz konusu olabilir. Sağlığınızı bu noktada ihmal etmezseniz sevinirim diyorum. Uzun süredir de kardeş, dost ya da ailenizle alakalı yemek düşünceniz vardı. Evinizde bir misafir ayarlama, ufak tefek de göze gelmek bir durumunuz söz konusu olup bol bol dua edin. 15 Nisan, boğa burçları neler bekliyor diyorsanız, boğaların aslında bir evde eşya yenilenmesi, yenilik dediğimiz bir haftaya giriş sağladınız siz de. Neyin yeniliği? Evde her şeyi yenileme. Yani ne varsa her şeyi yenilediğiniz için size uğurlu bir 15 Nisan haftası. İşinizle alakalı bir konum değişikliği gündeminiz olacak. Hatta devlette de bazı evraklarla ilgili yaşadığınız problemler geride kalacak. Daha akıllı, daha kurallı bir sisteme giriş sağlayacağınızı söyleyebilirim. Sizin de özel hayatınızla alakalı son zamanlarda gerginlik devam ediyor ve artık bu ilişki bitsin derken sürpriz bir evlilik gündeme gelecek ve bu evlilikle birlikte huzuru ve mutluluğu bulacaksınız. Evliliğinde çocuk isteyen bazı boğalar için doğru bir karar, doğru bir karar haftası. Bence size de güzel çok çocuk sürprizi söz konusu olabilir. Sizde de kulak iltihabı, nezle, gripel enfeksiyonlu durumlar özellikle 15 Nisan'dan sonra hayatınıza gelebilir. Ufak bir deniz kafasına giriş yaptığınız Nisan sonunda bazı boğa burçlarımız gerçekten denizin tadına Nisan bitmeden girmiş olacaklar. Ve yurt dışı ile ilgili beklediğiniz güzel bir iş kapınız da var. Bunun da sevincini sağlayacaksınız. Aileyle yaşanan anne ve baba problemi artık bitmiş, yerine güzellik gelmiş olarak görüyorum. 15 Nisan ikizler burcunu neler bekliyor diyorsanız, ikizlerin kıvrak zekası, hızlı ve atılgan evreleri son zamanlarda kendine zarar vermeye başladı. O yüzden biraz sakinleşmenizi istiyorum. Evet, işiniz çok güzel gidiyor. Paraları doğru yatırım ya da doğru değerlendirirseniz çok güzel bir mucize kapınız olacak. Ve uzun süredir ortaklı malların ayrım kararı var. Hanenizde kime hak düşüyorsa herkes ayrımı yapmış olacak. Herkes kendine düşen payını doğru noktada değerlendirecek. Bazıları da ortaklı iş yapmak istiyorsunuz. Ortaklı işler için de belki Mayıs sonunu görmeniz daha sağlıklı ve daha aydınlık olacağını söyleyebilirim. Sizin de hanenizde hane değişikliğinden çok hani araba değişikliği gündemde var. Çünkü arabayla ilgili son zamanlarda pürüz yaşamaya başladınız. Bunu da bu ay sonuna kadar çözmek istiyorsunuz. Bir de çocuğunuzla ilgili gelecekte yurt dışı eğitimiyle ilgili fikirleriniz var. Evet, bir dahaki sene bunu düşünürseniz daha sağlıklı olacağını, hatta yurt dışından yatırım yapmak isteyen bazı ikizler için bir dahaki sene çok doğru bir süreç. O yüzden bu sene altyapıları oturtacaksınız. Seneye istediğiniz noktaya yollayacağım. Sağlık olarak da belki sizde kalp damarı, kalp kapakçığı ya da uyku probleminiz olabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Uzun süredir de ailede uzak akrabalardan, kardeş, amca çocuklarından doğan bazı sıkıntılar olabilir. Dikkat diyorum. Yengeç burcu 15 Nisan'da neler bekliyor diyorsanız, yengeçler inanılmaz keyifli bir haftaya giriş yaptılar ama ne anlamda? Duygusal açlıkları iyice iyileşti. Anaç yönleri ya da baba yönleri ön plana çıkış yaptı ve insanları dinledikçe onlara yol gösterme haftası. Aslında siz bu dönem insanları dinleyip yol göstermeye sebep olacaksınız ve bu sebep sizin için hayırlı ve iyi son. İşinizle alakalı da bulunduğunuz noktayı korumaya çalışan bazı yengeçler sürpriz bir değişimle gerçekten istediğiniz noktanın da zaferini alacaksınız. Ev değişikliği var ama daha yazın sonunu bekliyorsunuz. O yüzden nerede oturacağınızla ilgili kararsızlıklarınız var. Allah kısmet ederse de bu ev konunuzda aydınlığa gelecek. Uzun süredir ailelerden hani görüşemediğiniz insanlar sürpriz ziyaretler yapabilir. Size bol bol ziyaretler dönemi var. O yüzden bu 15 Nisan sonuna kadar yani 15 Nisan'dan sonraki hafta sonu
sonuna kadar siz de yoğun bir misafir ağırlama, uzaktan gelecek insanlar ve uzağa yollamak istediğiniz bazı insanların sürpriz değişimi olacak. Şöyle bir sorunumuz var. Hayatınızla alakalı en çok istediğiniz bir yatırım var. Bu yatırım için bugün mü, yarın mı diye düşün. Aslında doğru bir yatırımdasınız. Bu yatırımı yapın, size kar getireceğini söyleyebilirim. İlişki konusunda da sakin olun. 15 Nisan aslan burçları neler bekliyor diyorsanız, aslanların aslında mutluluk haftasına giriş yaptılar, her şey yerine gitti ama hala onların bazı borç ve sıkıntıları ve işleriyle ilgili ters giden noktalar onlara çok fazla geliyor ve kasıyor ve umutları daraldıkça hiçbir hayata beklenmesi yok. Hayır aslanlar, size mucizevi kapılar açılacak, korkmanıza gerek yok. Hani biz şirket olarak ya da iş yeri olarak batıyoruz, açıkta kalır mıyız korkusu yaşadığımız için zorlanıyoruz. Zorlanma, çünkü sana güzellikler gelecek. Bir de çocuk düşüncesi olan bazı aslanlar için Mayıs-Haziran'a kadar çocuk gündeminde hayata geçmiş olacak. Büyük bir ihtimalle yıl bitmeden de gebeliğimiz söz konusu olacak. Araçla ilgili motorunuz varsa motor değiştirmek ya da araç alma gibi fikriniz olabilir. Bu fikir sizin için daha vakti var. Sabırlı olursanız sevinin. Sizde babaya olan öfkeniz çok had safhada ve onun hataları yüzünden hayatınız ziyan oluyor diyorsunuz. Bence babaya da hak vermeniz lazım. O kafada, siz bu kafadasınız. Kültür kafa uyuşmazlığı var. Bence bazen anlamak lazım diye düşünüyorum. Sizde de en çok uykularınız kaçıyor. Parasızlıktan dolayı uyku uyuyamıyorsunuz. Ve bu yüzden de her şeyi kaybetme riskindesiniz. Bence geri bırak, Rabbim seni en iyi şekilde iyileştirecek. Sizde de saç dökülmesi, uyku bozukluğu var. Korku olmasın, hepsi yavaş yavaş yerine konulacak. Başak burçları 15 Nisan'da neler bekliyor diyorsanız, Başakların emeklilik kafası demeyelim, çok çalışma kafasına giriş yaptılar. Paraya para demeyeceğim dediğimiz bir süreçte, hatta yeni anlaşmalar kovalaması ya da yeni iş kovalama evresine giriş yaptı Başaklar. Evet, doğru iş kapınızda olacak ve hayırlısıysa bunu başaracaksınız ve yeni kapı size uğurlu ve bereketli olacak. İlişkinizle alakalı da aslında bazı Başaklarla ilişki yok ya, artık bunaldık, nefes alamıyoruz. Evet, Nisan Mayıs arasında güzel bir aşkla ve kalıcı insanınızı bulacaksınız ve sizin de evlilik yolunuz olacak. Evliliğiyle ilgili problem yaşayanlar artık sakinleştiler, boşanmaktan vazgeçtiler, evliliklerini kontrol etmeye başladılar. Uzun süredir de eşinizin tarafından bazı miras olaylarına çok kafayı taktığınız için onunla ilgili üzülüyordunuz. Artık onlar da hakları noktasında bölüşecek. Yıl sonuna kadar da bu rahatlığınız, aydınlığa kavuşmuş olacak Başaklar. Bir de geçmişten ufak tefek dönmek isteyen ve sizin kalbinizi kıran bazı insanların özür dileme dönemi olacak. Ve hani beni bağışla ya da beni affet. Evet, böyle şeyleri de ağzınız açık bir şekilde hayrette. Bir de yarım kalan bazı eğitiminiz var. Bu eğitimleri tamamlamak istiyorsunuz ve bu yıl bu atılımları yapacaksınız. Son zamanlarda gereksiz kilo almaya başladınız. Gereksiz yemek yiyorsunuz. Bunları toparlarsanız sevinirim. Evet, terazi burçları 15 Nisan'da neler bekliyor diyorsanız, terazilerin yükselmekten çok aynı rotada devam etmenin verdiği huzursuzluk var. Ben akıllıyım ve zekiyim, kimse beni fark etmiyor dediğimiz bir noktada ve iş yerinizdeki bazı insanların size zarar verdiğiyle ilgili tedirgin yargılarınız var. İlk önce yargılarınızı lütfen kenara bırakıyorsunuz ve bu yargılardan sonra daha dingin, daha sağlıklı, daha keyifli bir haftaya giriş sağlayacaksınız. İlk önce insanları yargıyı bırakın kenara diyorum. Özel hayatınızla ilgili aslında ilişkiniz güzel gidiyor. İşi, ilişkiyle ilgili problem değil de o geleceğe dair parasal evrelerde korkunuz olduğu için ilişkiye gelecek veremiyorsunuz. Bu gelecek verme evrenizde en kısa zamanda aydınlığa kavuşacak ve doğru insanınızla yorulup evlilik kararı söz konusu. İlişkisi olmayan bazı terazi burçları için de evet, dingin bir hafta, dingin ve başarılı ve keyifli bir haftaya giriş sağlanacak. Kimse ilişkisiz kalmayacak, panik yapmanızı istemiyor. Ve sizde de sırt ağrısı, boyun ve boyunla alakalı sorunlarınız olabilir, bel fıtığı, sırt ağrınız. Bir spor ya da vücudunuzdaki yağlanmalarla ya da hareket etmediğiniz için vücut kendi kendine reaksiyon gösteriyor olabilir. Dikkat ederseniz sevinirim. Sizin de uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınızın sizin evde misafirliği edeceksiniz ve çok keyifli ve eğlenceli geçecek diyorum. Akrep burçları 15 Nisan onlar için aslında mucize bir kapının aydınlanması, çünkü dingin bir haftanın onlar için plan, program, her şey çok kötü gidiyor mu, iş devam etmeyecek mi korkularınız var. Hayır akrepler, sizin için Nisan bitiminde daha verimlilik ama 15 Nisan'da siz neyi nasıl öderim dediğimiz bir plana giriş sağlayacaksınız, borçlarınızı hafifleteceksiniz ve ondan sonra daha rahat bir döngüye, özel hayatla ilgili de hala bitmeyen bir senaryonuz var, bu senaryodan kurtulmanız
lazım ki yeniliklere ve yeni rüzgara açılmanız lazım. Bir de akreplerde şu, geçmişimden şu adamı geri istiyorum diyen bazı akrepler, evet kapınıza bu kişi geri gelecek ya da istiyorum bu kadını diyorsanız bu sizin kapınıza geri gelecek ve ağzınız açık, aa nasıl geri geldi diye böyle şaşıracaksınız. Evet, sizde de diş eti iltihapları, dil iltihabı, boğaz iltihabı söz konusu olabilir ve uzun süredir de hep geçmişe ait borçlarım yok diye dolanıyordunuz. Bu aralar bir evrak gelebilir, trafik cezanızı unutmuş olabilirsiniz, vergi cezanızı unutmuş olabilir. Aa bu borç nereden çıktı diye panik yapmayın. Onu da sağ salim halledeceksiniz. Korku, biraz korku haftanız var sizin. Niye? Çünkü hiçbir şey yapamayacağım paniği içerisinde. Gerek yok, her şeyi çok gayet başarılı ve keyifli yapacaksınız diyorum. Yay burçlarını neler bekliyor diyorsanız 15 Nisan itibariyle yaylar ilişki istiyorlar, para istemiyorlar, aşk istemiyorlar ve ilişkiye kilitlendiler ve evlilik istiyorlar ve aile kurmak ve çocuk doğurmak istiyorlar. Evet, Mayıs'a kadar doğru aşkı yelken açmış olacaksınız ve hedefinizdeki doğru evlilik ve çocuk muradınız ermiş olacak. İşleriyle ilgili sıkıntı yaşayan bazı yay burçları için diyorum ki evet, biraz daha sabırlı olun, bir 20 gün daha sabırlı olun, hak ettiğiniz noktaya giriş ve haklarınızı kazanacaksınız ama sizin etrafa ve çevrenizdeki insanlara inancınız kalmadığı için beni kimse görmüyor dediğiniz dönem geride kalıyor. Artık sizi fark edilme, farkındalık yaratma dediğimiz evreye gireceksiniz. O yüzden şans kapınız hızlı bir şekilde açılacak. Sağlık olarak aslında sadece özel hayat boşluğundan kaynaklanan duygusal yaranız var. Evliliğiyle ilgili sorun yaşayan yay burçlarında da evlilikle ilgili bitmesi gereken bazı yay burçları var. Hiç üzülmeyin. Hayırlısıysa yeni başlangıçlar, yeni olumluluklar olacak. Korkuya gerek yok diyorum sizin için de. Bir de anne ya da anneyle alakalı atışma haftanız olacak. O yüzden aileyle kavga etmenizi istemiyorum. Mümkün olduğu kadar büyüklerinizden kaçın. Onlar sakinleştikten sonra eğer bir araya gelirseniz daha keyifli ve daha mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Oğlak burçlarını 15 Nisan'da neler bekliyor diyorsanız, oğlakların çok yoğun bir iş haftası ve geçmişle ilgili değil de yeni projeler, yeni imzalar, yeni olumluluklar haftasına giriş yaptığı için onların kafası kuma gömüldüğü iş para dediğimiz bir hafta ve uzun süredir işsiz olan oğlaklara da sürpriz bir iş kapısı olacak. O yüzden iş sizin için verimlilik haftasına, daha yoğun işler ve daha yeni anlaşacağınız işler size çok büyük bir para getirisi olacak. Korkmanıza gerek yok. Bazı oğlak burçları yurt dışından iş bekliyor. Belki Mayıs ve Haziran sizin için doğru bir süreç ve yurt dışından ne hayır bekliyorsanız sizin alanınıza giriş yapacak. Eğitiminizle ilgili de ufak tefek eğitim niyeti ve master ya da profesörlük niyeti olan bazı oğlak burçları için de artık vakit tamam ya da liseyi bitirmediyseniz artık bu eğitimle ilgili kendinize eksik gördüğünüz noktaları iyileştirme dediğimiz radikal kararlar vereceksiniz ve bu konuda size gayet keyifli olacak diyorum. Sizde de ablayla kaynaklanan diyalog ya da kız kardeşle yaşanan kavga olabilir. Bu kavgayı lütfen büyütmeyin çünkü hep siz haklısınız ama o taraf haklı olmak için çırpınıyor. Ona da bu konuda artık destek olun, sen haklısın demeyi öğrenmen lazım diyorum oğlak burcu. Belki sizin de sağlık olarak saçla alakalı dökülmeler ya da kaş dökülmeleri söz konusu olabilir. Kova burçları 15 Nisan'da neler bekliyor diyorsanız, kovaların uyku ve işlerinin verdiği gerginlikten dolayı uykuyu kaybettiniz. Geceniz gündüz iş, evrak, dosya, hesap, iş, evrak ve başkalarının arkasını toplamaktan kendi hayatınıza konsantrasyon probleminiz oluştu. Bence sizin bir dinlenmeye ihtiyacınız var. Dinlenme haftası uyarısı veriyorum. Çünkü sağlığınızda artık uykusuzluktan ve yemek yemiyorsunuz ve ayaküstü abur cubur şeyler yapıyorsunuz. O yüzden sağlığınız bu konuda hassas bir haftaya girebilir. Sağlığınıza dikkat edin. Sizin de bir ev muradınız var. Allah kısmet ederse ev almak gibi ama ben bunu Haziran ya da Temmuz'dan önce çözüleceğini düşünmüyorum. Panik yapmayın, doğru eviniz ve hayırlı bir ev kapınız olacak ve istediğiniz muradınız gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Ve ailede de uzun süredir yurt dışındaki olan dostlarınız ya da şehir dışındaki olan dostlarınızın bir ziyaret dönemi, kafanızda gitmek istediğiniz insanı da belirlediniz. Sadece buradaki işlerle ilgili noktayı doğru kişilere teslim edeyim, öyle gideyim ve birkaç gün kafam şarj olsun dediğiniz noktadasınız. Evet, bunları da halletmiş olacaksınız. İlişki konusunda uzun süredir yalnız olan kova burçları için sürpriz küçük minnoş aşklar ama evliliğiyle ilgili sorun yaşayan kovalarda da sürpriz bir çocuk oluşumu ve hayırlı olacağını söyleyebilirim. Evet, 15 Nisan balık burçlarımızdaki değişen renkler nedir? Balıklar aslında parasallıkla ilgili
çözemedikleri ve işlerinde haksızlığa uğradıkları için çok sinirli ve gerginler ve duygusal ağlama depresyonu yaşıyorlar. Çünkü kimse beni dinlemiyor, kimse beni anlamıyor ve ben artık ağlamaktan yoruldum dediğimiz bir haftaya giriş yapacaksınız. Sürpriz bir kadın yöneticinizin size çok büyük bir desteği olacak ve bu destekle birlikte basım ağınız değişecek. Hayırlı ve hiç ummadığınız bölüme geçiş sağlayacaksınız. Size de güzel güzel değişimler ve bu değişimler sizi tatmin edecek diyorum. Biraz gereksiz para harcamaya başladın. Yani kredi kartlarını ya da etraftan aldığın ya da maaşlı devamlı sonra maksimum yediğin için biraz para dengeni toparla. Çünkü birkaç aydır gereksiz para harcıyorsun. Bunları toparlarsan daha verimli olacak. Özel hayatınla ilgili de hayatındaki insanla ilgili evlilik ve gelecek planları içerisindesin. Hatta ev almayı düşünüyorsun. Doğru. Yıl sonu itibariyle bunları da gerçekleştireceksin. Ailenizle ilgili bol bol vakit geçireceğiniz bir 15 Nisan haftası var. Projeler, ne yapabiliriz, ne edebiliriz, aileyle konuşup aileden de destek alacaksınız. İlişkisi olmayan bazı balıkları burçlar içinde geçmişten beklediğiniz kim varsa gelecek ama size daha yeni bir insan gelecek. Geçmişi kenara at, yeni gelecek insanla evliliğine huzurunu kur derim. Evet, 15 Nisan haftalık borcumuzu yorumladık. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, öpücükler öpücükler.